sevgili yay burcu ve yükselen yaylar, bu ayın ana temalarından biri sizler için evlilik, ortaklıklar, sözleşmeler, müzakereler veya müşteri tabanınızı genişletmeye odaklanmak olacak. Bu değişikliklerin temel nedeni yayın yöneticisi olan Jüpiter'in Mayıs ayının son haftasından itibaren İkizler Burcu'na, sizin 7. evinize geçmesi ve Haziran'ın 2025'in başına kadar da burada kalması. Jüpiter genişleme ve refah simgeler astrolojide yani İkizler Burcu'na girdiğinde yayın tam karşıt burcu olduğu için 7. ev evlilik, ortaklıklar ve sözleşmelerle ilgili birçok fırsatı size getirecek demektir. Ayrıca Jüpiter'in serbest bırakma enerjisi de vardır. Eğer zorlayıcı bir ortaklık içindeyseniz bu ay sizi bu yükümlülükten de kurtarabilir. Bir diğer büyük tema ise ortak girişimlerdir. Şimdi Merkür, Venüs ve Güneş de bu arada sizin 8. evinize geçecek. 8. ev ortak değerler, girişimler, finansal yükümlülüklerin aslında tamamını kapsıyor. Her yıl Mayıs ayının sonunda ve Haziran'ın ilk 3 haftasında Güneş İkizler Burcu'nda olur ve Yay Burcu'nun tam karşısında yer alır. Güneş'in parladığı yer her zaman için bizim dikkatimizin en çok yoğunlaştığı yerdir ve her Haziran ayında ilişkilerin dışında sizi etkileyen başka temalar da olabilir. Çünkü doğum haritanızda diğer gezegenlerin güçlü bir vurgusu da bulunabilir. Ancak genel olarak bu Haziran'ın ilk 3 haftasında Güneş'in ışığı sizi ortaklıklar, sözleşmeler, evlilik ve müzakereler konusunda ortak tutacaktır. Merkür bu Haziran ayında, o da İkizler Burcu'nda 7. evinizde olacak ve burası da Merkür tarafından yönetildiği için bu ay iş zekası ve fikirlerinizi ifade etme konusunda inanılmaz güçlü olacaksınız demektir. Merkür Haziran'ın ilk 2 haftasında İkizler Burcu'nda olacak ve bu da ortaklıklarla ilgili birçok aslında tartışma ve müzakere anlamına gelir. Venüs de bu sefer sevgi ve uzlaşma ve barış gezegeni ve uyum gezegeni olarak Mayıs ayının son haftasından itibaren sizin ilk 2 haftasına kadar İkizler Burcu'nda 7. evinizde olacak. Burada ilişkilerdeki gerilimleri, Merkür'ün yaratmış olduğu bu gerilimlere Venüs de buraya geçerek burayı yatıştırabilir ve sevgi enerjisiyle de işbirliğini buradaki arttırabilir. Bu süreçte ayrıca Venüs inanılmaz bir çekim gücüne sahiptir. Bu yüzden aşık da olabilirsiniz. Bekar yaylar için söylüyorum. Uzun süreli bir ilişkideki sorunları da çözebilirsiniz. Jüpiter tabii ki sizin yöneticiniz olarak önünüzdeki 12 ay boyunca İkizler Burcu'nda sizin 7. evinizde olacaktır. Jüpiter daima bir takım bilgi arayışı içindedir aslında. Öğrenmek, seyahat etmek, ufuklarını genişletmek ister. Felsefi bir enerjidir. Bu da ilişkilerde doğrudan bağlantılı olmasa da 7. evde bulunduğu için aynı zamanda bekar yaylar için evlilik veya birlikte belki evli olanlar için bir ev alma gibi durumları da hayatınızda tetikleyebilir. Jüpiter aynı zamanda adalet ve yasal sistemi de temsil eder. Bu yüzden 7. evdeyken evlilik olasılığı evet artar bekar yaylar. Evlenebilir bu senede çünkü Jüpiter ikizler sürecinde Güneş 20 Haziran'da ikizler burcundan çıkarak bu sefer Yengeç Burcu'na geçecektir. Yengeç Burcu da Yay Burcu'nun 8. evi olduğu için bu ev finansal yükümlülükler, vergiler, krediler ve ortak girişimlerle ilgilidir. Yani Haziran'ın son haftasına doğru konunuz birazcık buralara doğru kayabilir. Merkür ve Venüs de Haziran ortasından Temmuz başına kadar bu sefer 8. evinize geçecek. Finansal müzakerelerde daha fazla size şans ve koruma sağlayacaktır. 8. ev aynı zamanda cinselliği de temsil eder. Bu yüzden Venüs'ün de burada bulunduğu zaman karşı cinse karşı daha güçlü bir yakınlık arzusu da ortaya çıkabilir. Haziran ayının başında 6 Haziran'da bir yeni ay 16 derecede ve sizin 7. evinizde gerçekleşecek ve ilişkiler üzerinde çok büyük bir vurgu yapacak. Yeni ay sırasında Venüs 16 derecede İkizler Burcu'nda olacak. Bu da sevgi, uyum ve yani yaratıcılık konusunda gerçekten testlere tabi olacağınızı gösteriyor. Çünkü Satürn'e sert bir açı yapacak. Bu da ilişkilerde çok fazlasıyla test edici durumlar, hatta para konusunda bazı tartışmalara da
neden olabilir? Onun için buralara lütfen dikkat ediyorum. Mars bizim hareket enerjimizi belirleyen gezegen Haziran'ın ikinci haftasından sonra sizin 6. evinizde olacak. Boğa burcuna geçecek ve 21 Haziran'da Oğlak burcunda bu sefer bir dolunay gerçekleşecek. İkinci evinizde bu da sizin maddi konularla ilgili, kendi yaratımlarınızla ilgili bir takım şeylerde aydınlanma yapıp 2-8 aksını daha bir harekette geçirecek. Bu gibi konularda gerçekten önemli kararlar almanıza yol açacak. Tabii ki Mars'ın 6. evde olması, tabii ki gene 7. evinizdeki bir yeni ayın gerçekleşmesi sizi birazcık daha hareketli bir süreçlere, partnerinizden eğer şayet bir şeyler saklıyorsanız bu dönemde daha birazcık ortaya çıkmaya ve ilişkileri test etmeye devam edebilir. Tabii ki aynı zamanda 8. ev konusu da çok gündemde olacak ki bu evde dönüşüm ve miraslarla ilgili bir evdir. Tabii ki Jüpiter'in burada 7. evinizde olması eşin gelirleri veya eşin daha fazla vergi borçları veya miras konularıyla ilgili bir takım şeylerin daha fazlasıyla gündemde olacağına delalet getirir. Gelecek ay görüşmek üzere sevgili yaylar, güvenle ve sağlıkta kalın.